Merhaba. Abdülaziz Bayındır yine bana yönelik bir eleştiri yapmış. Maalesef eleştirisi boş. Biraz sonra göreceğiz, yani tartışacağım. Çok böyle kendisinden emin, öyle katı, kesin ünlemler koyuyor sonuna. Tabii sonunda alay etmeye başlamış maalesef. Daha önce kendisine yönelik bir eleştirim vardı. Kur'an'da hikmet bulamayan Abdülaziz Bayındır'a lütfen onu inceleyiniz ve bir de 2 dakikalık cevabına bakınız. Zır cahil cahil diyor, başka bir şey diyemiyor, başka bir cevabı yok. Ondan sonra 19'a atlıyor. Tabii ki İslam ümmeti maalesef rakamlara, sayılara, matematiğe düşman hale getirilmiş, uyduruk hadislerle, uyduruk mezheplerle akıllarına ihanet etmiş. Onun için çoğunluğun 19 sayısına alerji duyduğunu biliyor, ha o yumuşak noktaya basıyor. Böylece daldan bir dala atlıyor. O eleştirimin hiçbirisine cevap vermiyor. Çünkü ayetlere dayanıyor, akla dayanıyor. Allah bize ve kitabı ve hikmeti verdi, peygambere de verdi. Kitap ve hikmet bize Kur'an yoluyla geliyor. Allah'ın bize verdiği akıl yoluyla geliyor. Bilgelik. Bilgelik sadece peygamberlere has bir olay değildir. Kitap sadece peygamberlere verilip onlarla has kalmadı. O mesaj iletiliyor. Yoksa elçinin zatıyla kaim olsaydı Allah dinini koruyamadı. Çünkü elçiyi korumadı, haşa. O zaman elçinin de Kur'an gibi korunması gerekirdi. Hadisler korunmadı. Ne elçi zamanında yazıldı, ne elçinin arkadaşları tarafından yazıldı. 4 halife, onlar işte uyudular demek ki. Dinin temeli, aslı olan hikmeti uydurma hikayelere bıraktılar, ravilere bıraktılar. Ondan sonra Bukhari 250 sene sonra geldi, Tirmizi falan onlar 300 sene sonra geldiler. Bunlar derlediler, her işittikleri bu hikmetlerden 98 tanesini çöpe attılar. Elde kalanların ne mal olduğunu görüyoruz. İpliği pazara çekti. Güzel bir gelişme, müthiş gelişmeler var. Daha önce Türkiye'de 1986 yılından sonra gündeme getirdiğim bütün hadisleri çöpe atınız. Dinin tek kaynağı var, Kur'an'dır. Ve hadislerde hiç doğru yok mu? Bak, hoşumuza giden şeyler var elbette. Şeytan sana bir doğmayı Allah'ın kitabına ortak koşman için, Allah yetmez dedirtmek için içine akide şekerleri de koyuyor. Git daha güzel sözleri bir sürü atasözlerinde bulursun. Git dünyanın atasözlerini bir incele. Veyahut da bazı güzel kitaplar oku, felsefe kitaplarını oku. Bazı ciddi kitaplar var, çok ciddi, müthiş hikmet öğreneceğin, güzel şeyler öğreneceğin şeyler var. Hadislerden çok, o hadis kitapları içerisinde o pislikle vakit geçireceğine, o kitapları oku. Git Newton'un The Principia kitabını oku mesela. Veyahut da Immanuel Kant'ın kitabını oku, Wittgenstein'in kitabını oku, çok daha iyi. İbn Sina'nın, İbn Haldun'un kitaplarını oku. Çok daha iyi, çok daha hikmetli şeyler bulursunuz. Neyse. Şimdi bunu bir dinleyelim. Daha öncekine kısa bir cevap verdim. Yani aslında cevap verecek bir şey de yoktu. Çünkü sadece zır zır cahil diyor, kızıyor. Şimdi ne oldu? Daha önceki eleştiriler, Diyanet İşleri, o zamanlar, bak 20-30 sene öncesine gidin. Din adamlarının hiçbirisi Bukhari'de uydurma hadis vardır falan diyen çıkmazdı. Ancak Ankara ilahiyatta, şurada burada kimsenin böyle kale almadığı bazı ilahiyatçılar dedi. Onlar da fasık zındık olarak reddedilirlerdi. Ben o zaman hadisler işte uydurmadır, bunların Kur'an'la alakası yok. Zaten Kur'an'daki hadis kelimesinin kullanılışına bakınız, yetiyor yani. Gaybi haber olarak yetiyor. Kur'an reddediyor Kur'an dışında hadisleri. Sünnet kelimesi de aynı. Sadece sünnetullah diyor ama bizimkiler Muhammed'in sünneti diye bir sünnet uydurmuşlar. Alakası yok Kur'an'la. Tam Kur'an'la çelişiyor. Şimdi o zaman Buhari'de bir tek uydurma hadis vardır diyemiyorlardı. Sonra ne oldu? İpliği pazara çıktı. Artık bu yalanlara kılıf yetmedi. Yamalar mamalar patladı. İnsanlar uyandı. İnternetten falan işitiyorlar. Televizyondan artık eskisi bir kontrol edemediler. Haydi dediler. Bunu artık hepsini topluca yutturamayacağız. En iyisi ayıklayalım diyelim. Ayıklayalım. Bunların arasından bazı ayıklayıcılar çıktı. Ünlük tatlılar falan. İşte ben Özer Mezun, ben şu kadar Arapça biliyorum, ben şu kadar işte hadis okudum falan. Ben sizin için ayıklama yapacağım. Eldiven giydiler, taktılar, sakal bıraktılar bir kısmı, bir kısmı sakalsız. Ondan sonra haydi ben sizinle Allah aranızda, sizinle kurtuluş arasında şeyim, broker. Broker ne demek? Aracı.
benim yolumla gidiyor. Ben sizi ayıklayacağım. Siz bu ayıkladığım akide şekerlerini yutacaksınız. Hikmeti bulacaksınız. Sünneti bulacaksınız. Yani ayıklayıcılar. Ama yine şey aynı. Bütün mesele şeytanın bütün amacı Allah'ın yetmeyeceğini çekmek. Ve Allah ile elçisinin arasını ayırmak. Çok önemli. Allah eşittir Kur'an diyor. Kur'an yetmez diyor. Allah yetmez demek gibi bir şey aynı. Çünkü Allah eşittir Kur'an diyor. Elçi nedir? Elçi eşittir. Elçiden sonra 300 sene 400 sene sonra gelen sahtekarların derlediği bu kitap. Elçiye en büyük hakaretlerin yer aldığı Buhari falan filan kitapları işte hadi. Tirmizi. Bu da bunun dışında bir sürü kitaplar var. İbn Kesir var, Taberi var. Bu arkadaşın arkasında bir kütüphane göreceksiniz. Hava atıyor saçma sapan kitaplarla. Bir tanesi Ruhul Beyan. Uyduruk tefsir ve İbn Kesir. Neyse. Bunlar ondan sonra elçi eşittir, peygamber eşittir işte bu kitaplar. O halde Kur'an artı bu kitaplar. Kur'an bunlarsız anlaşılmıyor. İlk önce bunları zaten okuyacaksın. Kafayı yiyeceksin. Ondan sonra Kur'an'ı anlayacaksın. Tabii ki o zaman zaten şansını tümden kaybediyorsun. Yani elçi ile Allah'ın arasını kaldırıyor. Halbuki elçi Allah'ın kelamını ilettiği için elçiyi temsil eden kitaptır Kur'an'dır. Allah'ı temsil eden Kur'an'dır. Elçiyi temsil eden. Elçi ne demek? Türkçe'de belki biraz kafanız karışıyor. Arapça'da Risale, Resul, Risale. Resul, Risale. Risale, Kur'an için. Mesaj. Resul, mesajcı demektir. Mesaj, mesajcı. Mesajcıya itaat, mesaja itaattır. Ve Kur'an bunu net şekilde bildiriyor. Elçinin hiçbir görevi yoktur diyor. İki kere negatif var, olumsuzluk var. Elçinin hiçbir görevi yoktur ve istisna ediyor. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ وَمَا اِلَّا عَلَى الرَّسُولِ Hiçbir görevi yoktur. Tümüyle reddediyordu bütün görevleri. Ondan sonra bela görevi. Hani elçinin görevi beladır dese böyle zayıf bir ifade, zayıf bir ifade değildir de böyle çok güçlü bir ifade kullanmazsa ha bizim akli evveller haşa Allah'a dinini öğretmeye çalışan bu aracılar, tefeciler diyor ki ya işte görevi budur ama bütün görevi budur demedi Allah. Bak başka görevleri de var falan filan. Yok. Allah hiç şeye bırakmıyor. Bunların laf cambazlıklarına zerre kadar yer bırakmıyor. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ Elçinin hiçbir görevi yoktur ancak tebliğ. Bitti. Elçiyle Allah'ın arasını ayırmak demek ve şirket oluşturmak demektir. Elçinin görevi Allah'la birlikte din vaaz etmek değildi. Haşa Allah'ın anlatamadığını, açıklayamadığını anlatmak değildi. Kur'an kendi kendini açıklıyor. Ayetler kendi kendini açıklıyor. Aklını kullan. Ha başkası mesela sen eğer bir benim görmediğim bir ayetin açıklamasını bir başka ayetlerle görmüşsen veyahut da kainattaki ayetlerle onlar da Allah'ın ayetleri Kur'an'a aynı ifadeyi kullanıyor. Eğer bir açıklama görmüşsen onlar Allah'ın ayetlerinde olduğu için kitabındaki ve duadaki ayetlerinde olduğu için aklımla ben görebildiğim için kabul ederim.